Otur oğlum. Otur, otur. Otur! Günaydın. Ben Piyade Komando Yüzbaşı Mete Orozoğlu. Turgay Atalay, karşı emret komutanım. Jandarma Asteğmen Vedat Dinçkaya. Muhabere Assubay Üst Çavuş Kamil Ateş komutanım. Komutanım, biz sizi yarın bekliyorduk. Erken geldik değil mi? Turgay oğlum, biz niye erken geldik? Sizin için çocuklar. Destek olmaya geldik. Komutanım, dün telsizden dinledik. Okan! Doğukan, Doruk, Cemil'i buraya istiyorum. Hemen fırla. Başımız sağ olsun. Komutanım açsınızdır, bir şeyler hazırlatayım mı? Biz geldik. Mevzilerinize girdik. Askerleriniz uyuyordu. Onları öldürdük. Sonra karakola geldik, odamıza girdik. Siz de uyuyordunuz. Sizi de öldürdük. Subaşı yerlesin biliyor musunuz? Gelirken geçtik orada. Tam yaylanın ağzında Barış Üsteğmen, komutanım ön tarafa gelir misiniz dedi. Ayak izleri tespit ettik dedi. Geçeceğiz Barış dedim. Orhan'ı çağırdım işte. Anlattım durumu. Kanat uzaktan atıldığında bir ıslık sesi gibi ses çıkar. O sesi zaten duyduğunda yaşıyorsun demek. Emre vardı bizim takımda, ön tarafta, Sivaslı. O duyamadı. Tam burasından girdi çocuğa. Öyle baka kaldım ben. Sonra Turgay üstüme attı işte, mevziye çekti beni. Kendime geldi, mevzi al, mevzi al diye bağırıyorum. Orhan tabii, tecrübeli asker. Sesin geldiği yeri tayin ediyor. Tüfeğini doğrultuyor. Sol omuzdan geldi. Kalkmadı böyle. Tam doğrultacak tüfeğin. Ben bağırıyorum Orhan Orhan diye, bizim tarafa gelsin diye. O hiç duymuyor sanki. Yaylanın ortasına doğru karları gördüm. Sıhhiye. Sıhhiye diye bağırdım birkaç kere. Çocuk çıkaramadı kafasını. İlk çatışması da. Birkaç kere denedim. Yok. Zaten hangimiz çıkarabildik ki? Sonra üçüncü kurdum. Orhan öyle yığıldı kaldı. Yarım saat sonra içtim ha.